Bankacılık panelimize hoş geldiniz. Öncelikle tüm katılımcılarımıza, panelistlerimize zaman ayırıp zirveye katıldığı için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bir saatte bankacılığın geleceğini, bu yıla ilişkin senaryoları, orta vadede daha gelecek planlarını konuşacağız. Öncelikle Hüseyin Bey'le başlamak istiyorum. Pandeminin gölgesinde inişli çıkışlı bir 2020 yılını geride bıraktık. Nasıl bir yıl geçirdik? Asıl 2021 yılında bizi neler bekliyor? Genel bir çerçeve çizebilir misiniz bize? Teşekkür ediyorum Açın Hanım. Biliyorsunuz zor bir yıldı. Aslında her yıl olduğu gibi bu yılda bankalar tüm imkanlarıyla, tüm gayretleriyle ekonomik faaliyeti destekledik. Tabii salgın önemli bir sorundu. Onun olumsuz etkilerini sınırlandırmak istedik. Bu konuda da büyük bir gayretin içerisinde bulunduk. Bir defa en önemli özelliğimiz kredi kanallarını açık tuttuk. Bir de insanların gitmesi, gelmesi, birebir dokunması, onlar da önemli hale geldi ortamda, pandemi ortamında. Ama bankalar teknolojiyi iyi kullanan kurumlardı. Onun için operasyon ve dijital altyapılarımızın imkanlarını müşterilerimiz için olumlu yönde kullandık. Bilhassa genel müdürü olduğum banka çok sayıda operasyonel işlem yapıyor. Bunları fevkalade iyi yönetti. Hem müşteri adına hem banka adına iyi yönetti. Ve salgının daha sınırlı kalmasına büyük katkılar sağladık. Bir de kültürel dönüşüm oldu. Artık evinden, kendi bulunduğu yerden, kendi bankacılık hizmetlerini yapabilen bir müşteri de oluştu. Arkadaşlar da iletişim yoluyla müşterilerle birebir teması daha iyi öğrenmiş hale geldiler. Tabii pandemide ekonominin sürdürülebilir olması lazım. Ödeme sisteminin sağlıklı olarak çalışması lazımdı. Biz onu da temin ettik, bunu becerdik. Biz aslında özel banka, kamu bankası, yerli banka, yabancı banka böyle bir ayrım yapmayız ama hakkı da teslim etmek lazım ki pandemi döneminde kamu bankaları diğer bankalarımızın bir adım önüne çıkabildiler. Aslında kamusal sermayenin de bunda bir motivasyonu oldu. Diğer bankalarla birlikte ağırlıklı kamu bankaları olmak üzere yani sektörün diğer bütün bankaları da üzerlerine düşeni yapmaya çalıştı. Hem firmaların likidite ihtiyaçlarını hem kaynak ihtiyaçlarını karşıladık. Hem de uygun imkanlarla karşıladık. Uygundan iki şeyi kastediyorum. Hem fiyatlama uygundu hem de vadelendirme uygundu. Ödemesiz dönemleri içeriyordu. Bu yönüyle nakit akışı döngüsüne uygun bir kredilendirme süreçlerinde müşterilerimizin hizmetine sunduk. Onu herkes de gördü, biliyor. Yine biraz önce ifade ettiğim gibi hem fiyatlamada hem vadede hem de kredi garanti fonu devreye girerek teminatta da aslında bir esneklik ve yumuşaklık sağlayabildik. Burada da devletin büyük katkısı oldu. Geçmişte verdiğimiz kredilerin vadeleri geldiğinde onların vadelerinin uzatımı, yapılandırılması, yeni itfa planına bağlanması bunlar da önemli hususlardı. Sektör bu konuda yetkindi. Çünkü geçmiş dönemlerde de biz krizler yaşamıştık. Oradaki deneyimlerimizi müşterilerimize aktardık ve bunları da iyi yönetiyor olduk. Belki altını çizmemiz gerekir. Elbette bizim bütün sektörler önemlidir, bütün sektörler kıymetlidir ama daha özel nitelikli gördüğümüz sektörlere de pozitif ayrıcalıklar sağladık ve bunu da yapıyor olduk. Bir de rakamlar ne ifade ediyor diyelim, bütün bunları bir rakamlara dökecek olursak. Türk bankacılık sisteminin bilanço büyüklüğü, daha öncelerde de kamu ile paylaşmıştım, 6 trilyonu geçti. Çok büyük bir rakam. Toplam aktiflerin milli geliri oranı %121 oluştu. 10 sene, 12 sene, 15 sene geriye doğru gittiğimiz zaman aslında bizim toplam aktifler milli gelirin çok altındaydı. Bugün biz milli gelirin %120'lerine ulaşmışız.
bu süreç içerisinde sektör ülkenin büyümesinden daha hızlı bir büyüme gösterdi. Peki bu büyümeyi bilançonun hangi kalemlerinde daha çok yapıyor oldu? Bir defa krediler konusunda yaptı. Kredilerin de milli gelir içindeki payı ciddi bir rakama yükseldi. Gelişmekte olan ülkeler ortalamalarının üzerine çıkabildik. Yani sektörün kredi vermeme gibi bir durumu yok. Tam tersi sektör kredi verme konusundaki yetkinliğini arttırdı. Sektör sadece firmalara ve bireylere kredi vermedi. Sektör aynı zamanda devlete de kredi verdi. Dolayısıyla bilançoda da menkul kıymetlerin ciddi bir payı oluştu. Bu payda %17'ler civarında. Yani kredilerin payı %60, menkul kıymetlerin payı %17. Böyle baktığımız zaman aktifin %76'sının 77'sini getirili aktiflerden oluşturuyoruz ve ekonominin çalışması için tahsis etmiş bulunuyoruz. Yani bankacılık sistemi işte vermiyor, veriyor, şöyle oluyor. Rakamlar bunu doğrulamıyor, bu tarz iddiaları doğrulamıyor. Bizim sorunlarımız da var. Mesela pasifte mevduatımızın %50'nin biraz altı, %46'lar civarında TL mevduatımız. Yani mevduatın toplam bilanço içerisindeki payının %50'sinin daha düşüğü TL. Krediler ise %65 civarında. Dolayısıyla aktif pasif para cinsi bakımından da bir uyumsuzluğumuz var. Kamuoyunun dikkatini çekiyoruz. Onun için bizim TL finansman, TL tasarrufa gereksinmemiz. Biz yabancı parayı alıyoruz, parayı değiştirip onu aktifte TL olarak kullandırmak zorunda kalıyoruz. Bunları reel sektörün de kamuoyunun da bilmesi gerekiyor. Hem repo yoluyla, hem swap yoluyla, hem de Merkez Bankası'ndan sağladığımız TL kaynakla aktifi yönetiyor hale getiriyor. Gecelik bankacılık sistemi 600 milyar TL borçlanıyor. Bilançonun büyüklüğü neydi? 6 trilyon. Bunun %10'unu biz gecelik borçlanıp belki 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık krediler veriyoruz. Bu da bizim ülkeye olan güvenimizi gösteriyor, yüreğimizi gösteriyor. Önemli bir şeydi, bankaların yaptığı işlemdi. Yetkin biçimde aktif ve pasifi yönetiyoruz. Yurt dışından borçlanabildik. Çünkü yabancı kaynak ihtiyacımız biraz daha azdı. Net borç ödemesi yaptı sektör. Bankaların yurt dışından kaynak sağlama konusundaki yetkinliği devam ediyor. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece ki olmuyor. Her zaman bunu yönettik. Bundan böyle de kaynak temini hususunu iyi yöneteceğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bütün bunları yaptığımız zaman ne oldu? Faaliyetler devam etti. Firmalar birbirleriyle, üçüncü kişilerle olan edimlerini yerine getirdi. Bu da ne yaptığı oldu? Bizim kredi kalitemizi, aktif kalitemizi olumlu yönde etkiledi. Sorumlu kredi rasyonumuz sınırlı bir düzeyde kaldı. Firmalara olumlu destek yaptığımız zaman bunların dış satımları arttı. Bu döviz temini konusunda da ülkeye önemli katkılar sağlamış olduk. Milli gelirimiz büyüdü, sektör büyüdüğü için onu finanse ettik. Riskler artmakla beraber biz bunları yönetebileceğiz. Bunu paylaşmak istiyorum. İhtiyatlıyız. Gördüklerimizi, yaşadıklarımızı iyi tahlil ediyoruz. Ve gelecekte benzer sıkıntılarla karşılaşmamak için alınması gereken bütün önlemleri alıyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Tekrar döneceğim. Türk Ekonomi Bankası Ümit Bey'e geçmek istiyorum, Genel Müdürü. Ümit Bey, siz 2021'de bankacılık sektörü için nasıl bir yıl bekliyorsunuz? İşte zorlayıcı ve teşvik edici noktalar neler olacak sektör açısından? Siz hangi senaryoyu baz alarak ilerliyorsunuz? Banka olarak nasıl bir büyüme planınız var? Bunları alabilir miyiz? Tekrar merhaba herkese. Ben de başkanımın bıraktığı yerden biraz 2020'den bahsederek başlayayım. Aslında 2020 yüzyılda gelen bir olayla karşılaştığımız bir yıldı. O da biliyorsunuz pandemi koşulları. Pandemi koşullarında ekonominin ayakta kalabilmesi için bütün bankalar ellerinden gelenleri yaptı.
benzer bir desteği biz de ekonomiye bütün gücümüzle sağlamaya çalıştık. Aktif büyümemiz yaklaşık %30'un üzerinde oldu. Tabii ki kamu bankaları, özel bankalardan biraz daha fazla destek oldu. Başkanın da dediği gibi sermaye yapısı gereği. Ama özel bankaların da küçümsenmeyecek bir desteğini de görmüş olduk ekonomide. Bütün amaç müşterilerimizi bu zorlu süreçte minimum hasar almalarını sağlamaktı. Hem müşterilerimizin, hem çalışanlarımızın, hem toplumumuzun. Bu açıdan bakınca da bütün sektör elini taşın altına koydu diyebilirim. Sektörle ilgili dışarıdan bir sürü yorum oldu. İşte sektörün aktif kalitesi üzerine soru işaretleri doğdu. Ama bu sektör son derece tecrübeli bir sektör. Bu bizim atlattığımız ilk dalgalanma değil, son dalgalanma da olmayacak. Böyle baktığımızda da aslında bu sektörün her bir paydaşı bu tür dalgalanmaları nasıl yöneteceğini biliyor. Aynı uzmanlık, aynı tecrübeyle biz yine o dalgalanmaları yönetebilir olduğumuzu göstermiş olduk. Bugün baktığınızda aslında Türk bankacılık sektörünün aktif kalitesiyle ilgili büyük de bir problemi olmadığını hepimiz de görüyoruz. Bilançolara da yansıyor. Hatta diyebilirim ki bu kadar dalgalanmaya rağmen Avrupa'daki bankalara kıyasladığınızda sanki biraz daha iyi durumdayız bile diyebilirim. O açıdan baktığımızda 2021 biraz 2020'nin devamı olacak diye düşünüyorum. Şimdi bankaların önündeki en büyük sorun vade uyumsuzluklarını yönetebilmek. Vade uyumsuzluklarını yönetebilmekten de kastettiğim, bildiğiniz gibi aktiflerin vadeleri bir yıldan uzun, ortalama 2 yıllara geliyor. 10 yıllık krediler var, yatırım kredileri var ve neredeyse biz bunların büyük bir kısmını çok kısa vadeli pasiflerle fonluyoruz. Pasiflerimizin içindeki en büyük madde mevduat. Onun dışında da aldığımız sendikasyonlar var. Özellikle Türk lirası aktif pasif dengesine baktığınızda da bankacılık sektörünün Türk lirası aktif pasif dengesi aktif lehine. Kastım şudur ki buna kredi mevduat oranı diye bakarsak Türk bankacılık sektörünün Türk lirası aktif kredide ve mevduattaki oranı %170 seviyelerine gelmiş durumda. Başkanımız da ifade etti, yani büyük bir kısmını yabancı paradan bulduğumuz mevduatların TL'ye dönüşümüyle sağlıyoruz. Bu bir değiş tokuş, bu bir açık pozisyon yaratmıyor ama likiditeyi böyle sağlamaya çalışıyoruz. Onu da kattığınızda yine toplam kredi ve mevduat diye baktığınızda %125'ler, %130'larda dolanıyor sektör. Yani sektör toparladığı bütün mevduatı krediye çevirmiş durumda. Üzerine borçlanabildiği her yerden borçlanmış ve bunu da kredi olarak ekonomiye katkı olarak sağlamış durumda. Dediğim gibi burada en büyük problem vade uyumsuzluğu. Ama hemen hemen her banka bu faiz risklerinden ve vade uyumsuzluklarından doğabilecek riskleri yönetmeyi de biliyor. O nedenle de önemli olan bunu hangi dönemde, hangi çeyrekte kendinizi iyi ayarladınız, faiz risklerini nasıl hedge ettiğiniz olacak diye düşünüyorum. Şimdi biz 2021'e geldiğimizde biz göreceli olarak ikinci grup bankaların içindeyiz. İkinci grup bankaların içinde olmanın şöyle bir problemi var. Sürekli büyümek durumundasınız. Ve birinci grup bankalarla ciddi bir rekabet içinde oluyorsunuz. Bizim ana amacımız kredilerde her zaman ortalamanın birkaç puan üzerinde büyüyebilmek. Biz bu sene büyüme hedeflerimizde işte %15, %17 seviyelerine koymuştuk. Ülkemizde katma değer sağlayacak, ihracatı destekleyecek, yatırımları destekleyecek. Bir taraftan da tabii ki bireyleri destekleyecek. Her türlü alanda biz büyümeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz biz bir KOBİ bankasıyız aynı zamanda ve KOBİ'lerle ilgili de çok uzun geçmişe dayalı bir tecrübemiz var. KOBİ'lerimizi dünyada rekabetçi yapmaya çalışıyoruz. O nedenle kurduğumuz girişim evleri, KOBİ'lerimizin, startuplarımızın dünyada rekabetçi olabilmeleri, yeni fikirlerle gelebilmeleri için en önemli unsurlar oldu. Bu unsurları da şiddetli desteklemeye devam ediyoruz. Böyle baktığımızda 2020'ye
nispeten hazırlıklı girmiştik banka olarak. 2021'e de hazırlıklı girdiğimizi düşünüyorum. Ve büyümeye de devam etmek istiyoruz. Bu sene ülke büyümesinin de geçen sene pozitif kapattığını düşünürsek tekrar 4, 4,5-5 oralarda bir büyümeye doğru ulaşacağımızı varsayarsak bu büyümenin gelmesi gerekir diye düşünüyoruz. Ve ikinci grup bir banka olarak yukarıya doğru biraz hareket etmek istiyoruz. Ana amaçlarımızın içinde bu var. Tabii ki bu basit bir iş değil. Bir taraftan da optimize etmeniz gerekiyor büyümeyi. Optimizeden kastettiğim şudur. Maliyetlerinizi de kontrol etmeniz gerekiyor. Maliyetleri kontrol ederken de servis kalitesini düşürmemeniz gerekiyor. Bunun yapılabilmesi de teknolojiyi ne kadar kullandığınıza bağlı. Teknolojiye de yoğun bir yatırımımız var. Bizim markamız CepTetep. CepTetep'i biz bireyselde çok etkin, yaygın kullanıyoruz. Yeni düzenlemelerle birlikte Mayıs'tan itibaren buradaki etkinliğimizin daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü müşteriye uzaktan erişime imkan sağlanacak. Böylelikle her şeyi dijital ortamda yapabiliyor olacağız. Bu sene biz CepTetep işteyi geliştirmiştik. CepTetep işte de bireysel dışı platformumuz. Hem KOBİ'lere hem kurumsal müşterilere hizmet sunduğumuz platformumuz. İkisi de gayet iyi gidiyor. Buralara yatırıma devam etmek durumundayız. Bu bütün bankacılık sektörü için de böyle. Özetlersem 2020-2021'in baktığınızda birbirleriyle ardışık yıllar ama banka olarak hazırız. Tekrar büyümeye devam ediyoruz. Kendimizi dijital alanda geliştirerek, optimize ederek ekonomiye katkı sunmaya devam ediyoruz. Çok çok teşekkürler Ümit Bey. Emre Bey'e geçmek istiyorum. Emre Bey, bu pandemi dönemi aynı zamanda global tedarik zincirlerinin kırıldığı, tüm firmaların tekrar tedarik zincirlerine gözden geçirdiği bir dönem oldu. Pandemi sonrasında bu global tedarik zincirleri alanında Türkiye'nin, Türk şirketlerinin sizce fırsat alanları olur mu? Siz bankalar olarak, Türk bankaları olarak bu tip fırsatları görecek şirketlere nasıl yardım etmeyi düşünüyorsunuz? Bir de bu global tedarik zincirinde bizim Türkiye'nin payının artması bizim bankacılık sistemimize nasıl avantajlar getirecek sizce? Teşekkürler Açın Hanım. Günaydınlar herkese. Vallahi tüm dünyanın içinden geçtiği pandemi döneminin zorluklarını hepimiz biliyoruz. Fakat kendi zorluklarının içinde fırsatlar da getirdi. İhtiyaçların nasıl hızla değiştiğini hep beraber gözlemleme fırsatı bulduk bu dönemde. Pandemi sürecinde bütün sektörlerde iki alanda zaten pandemi öncesi başlamış olan değişimlerin katlanarak tabiri caizse kar topu etkisiyle hızlandığını gözlemledik. Bunlardan birincisi Hüseyin Bey de bahsetti, Ümit Bey de bahsetti. Dijital transformasyon katlanarak artıyor. Bunun e-ticarete, 7/24 ödeme sistemlerine ilgiye ihtiyacı arttırdığını artık hepimizin malumu. Buralara biraz daha değiniriz daha sonraki bölümde. Tedarik zincirine geri dönersek tanık olduğumuz şöyle bir değişim oldu. Dünyada bağımlılıkların tekrardan sorgulandığı, bu aslında pandemi öncesi ticaret savaşlarıyla başlamıştı. Malumunuz dünyanın ana tüketim pazarlarında yoğun şekilde Çin ve Hindistan gibi ülkelerde ve dahi Çin'in alt bantındaki kuşak ülkelerin sağlık altyapılarının pandemiden çok etkilenmesiyle beraber tedarik zincirlerinde çok büyük bozulmalar yaşandı. Yine bir benzerini şu günlerde duyuyorsunuz hepiniz. Konteyner sıkıntısı var dünyada. Uzak doğudan olan shipmentların hepsi şu anda çok gecikmeli olarak geliyor. Bir de bunun üzerine bu hafta Süveyş kanalında biliyorsunuz bir kaza oldu. Kanal kapandı. Bütün bu zorlukları üzerine üst üste etkilediğiniz zaman uzak doğuya olan bu bağımlılık artık bundan sonraki 5 yılda bu sene de başlamak üzere bu bağımlılık artan oranda sorgulanacak. Alternatifler geliştirecek. Aynı şekilde sadece bu bitmiş mal ve ara malları için de değil, tabii kaynaklar ve komoditi tedariki için de geçerli. Türkiye açıkçası hepimiz görüyoruz pandemi sürecinde üretimin devamlılığı konusunda birçok ülkeye göre çok iyi bir sınav verdi. Bu
Bu sayede de birçok çok uluslu firma bizim gözlemlediğimiz, direkt gözlemlediğimiz ama Türk firması da artan oranda Türkiye'ye kaydırdılar üretimlerini. Bundan sadece kendileri değil, bu firmaların yan sanayisi, Türkiye'deki tedarikçiler de çok büyük anlamda fayda sağladılar. Biz her zaman bu ülkenin hani coğrafi konumunun avantajlarından bahsediyoruz. Bu açıdan baktığımızda da hani hakikaten bunun artık ete kemiğe büründüğü bir dönemi gördük. Aynı şekilde kalite maliyet dengesine baktığımızda batı pazarları için açıkçası Türkiye hala daha üretim anlamında iyi bir alternatif sunuyor. Artan oranda artacak. Birçok bugünlerde daha da duymaya başladık. Birçok Çin firması, Çin üretim firmasının da Türkiye ilgilerinin arttığını görüyoruz. Onlar da sonuçta kendi alternatif stratejilerini geliştiriyorlar. Kendi ülkelerinden başka ülkelere kaydırıyorlar. Uzak Doğu'dan Avrupa'ya alternatif rota olarak açıkçası tren yolu projesi çok önemli. İleride bu rotanın daha da gelişeceğini düşünüyoruz biz. Kapasitesinin artacağını düşünüyoruz. Bütün bunları bir araya toplayıp baktığınızda son 3 yıldaki gelişmelerin özelinde, genelinde diyeyim ama özellikle pandemi sonrası burada bir hikaye oluşuyor Türkiye için. Şimdi bankacılık kısmında dünyada tedarik zinciri finansmanına zaten son 10 yılda çok büyük bir artan bir ilgi vardı. Bu çok gelişen bir pazardı hepimiz için, bizim için. Özellikle bizim gibi birçok ülkede faaliyet gösteren, o noktaları birleştirebilen bankalar için biz uzun zamandır buralara çok büyük yatırımlar yapıyorduk. Burada sadece bankalar değil, diğer oyuncu çeşitliliği de görüyoruz. Bankalar oranında büyüklüklere ulaşmış platform oyuncuları görüyoruz. Alternatif fonlama kaynaklarının buraya aktarıldığını görüyoruz dünyada. Teknolojinin yardımıyla önümüzdeki günlerde daha da büyüyecek bir pazar söz konusu olur. Bankalar sonuçta bu şekilde uçtan uca gözlemledikleri riskleri çok severler. Bu riskleri paketleyip ikinci el piyasasında satılmaya çok müsaittirler. Sekürtize edilmeye çok müsaittir bu riskler. Kitle fonlama kaynaklarına açık şekilde fırsat tedarik teşkil ederler. Dolayısıyla Türkiye'nin bu tedarik zincirinden daha fazla alıyor olması sadece üretim, ihracat, istihdam alanlarında değil, bizim gördüğümüz finansman kaynaklarının çeşitlenerek artması anlamında da olumlu etkilerini göreceğini, olacağını düşünüyoruz önümüzdeki yıllarda. Teknoloji burada çok önemli. Ben ikinci bölümde biraz daha dijitalleşmeyden bahsetmek istiyorum ama çok da güzel bir örneği geldi geçen sene. Biz bir fintech yarışması yapmıştık. O şirketimiz birinci olmadı ama çok güzel bir blockchain'de tedarikçi finansman modellemesi yapmışlardı. Sadece birinci tedarikçi ile ikinci tedarikçisi arasında değil, birden başlayıp ona kadar giden blockchain üzerinde bir coin yapısında yaptıkları bir modelleme vardı. Şimdi bunların artık yani hani hayal olmaktan çıkıp gerçekleşeceği dönemlere doğru hızla gidiyoruz açıkçası. Çok teşekkür ediyorum Emre Bey. İkinci turda dijitalleşme üzerine biraz daha sorularım olacak. Mert Bey'e dönmek istiyorum. Mert Bey, sizin ana hissedarınız Bankovidi farklı ülkelerde faaliyette. Özellikle Orta Doğu ve Afrika'da çok öne çıkıyor. Türkiye'de de kuruluştan beri büyük, ciddi büyüme hedefleriniz var biliyoruz. Türkiye'nin büyüme hedefleriyle sizin bankanızın büyüme stratejisi arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz siz? Özellikle ihracatçı bir ülkeyiz biz Türkiye. Türkiye'nin dış ticaretine nasıl bir rol oynamayı düşünüyorsunuz? Türk bankacılık sektöründe sizce ihracat tarafında nasıl bir potansiyel var? Türk bankaları için de ihracatın artmasının, ihracat şirketlerin sayısının son dönemde olduğu gibi artmasının nasıl fırsatları getirecek? Merhaba Akçın Hanım. Öncelikle hayırlı bir program olsun hepimize inşallah. Sağlıklı bir dönem geçirelim bu sene. Zor bir dönem geçiriyor tüm dünya. Ülkemizde bu hastalık gerçekten tüm hepimizi moral, motivasyon ve ticari anlamda etkiledi diyebiliriz. Hem sektörleri hem ticaret dünyasını. Biz Odeo Bank olarak 8 sene önce kurulduk. Banka Odi, Lübnan merkezli bir grup.
Esasında şöyle bir alt detaya inersek, Audi Lübnan merkezli olup içinde Kuveyt'li, Suudi Arabistanlı, Katar'ı, pardon, değişik o bölgeden büyük ailelerin olduğu bir grup, ekonomik bir grup, çok kuvvetli bir grup ve bulunduğu coğrafya itibariyle zor coğrafyada çalışıyor ve Afrika'dan başlayarak o bölgenin dış ticaretinde çok etkin. Bu network'ü kurmuş bir grup. Çünkü kolay şeye bakmıyor, her zaman bardağın doğu tarafına fokus olan bir grup. Bence öyle bir şey var. Yani Avrupa'dan bakmak da oradan bakmak gerçekten başka bir şey. Bir açı diyeyim, görüş açısı. İkincisi, bankamız Audi'nin yanında, IFC EBRD de ortak bu arada. Bu anlamda Türkiye'ye olan güveni ve önemi bütün esasında bütün ekonomik partnerlerde gösteriyor diyebilirim. Şimdi bizim Audi grubun iki özelliği var. Bir dış ticaret, ikincisi varlık yönetimi. İsviçre'deki bankaya varlık yönetimi yapıyorlar. Fransa'daki ve Orta Doğu'daki şube ve bankalarıyla da dış ticaret yapıyorlar. Biz de 8 sene önce sıfırdan kurulmuş bir bankayız. Herhalde Türkiye'nin sıfırdan kurulmuş en genç bankasıyız diyebilirim. Ona rağmen ilk 10 özel banka içinde yerimizi aldık. Bu kadar kısa sürede buraya gelmek oldukça zor. Çünkü ülkemiz gerçekten çok rekabetçi ve kuvvetli bankacılık sektörünü içeren bir piyasaya sahip. Hiç kolay olmuyor piyasa payı kapmak Hüseyin Bey'den veya bir arkadaşlarımızdan. Ama dedik ki ne yapabiliriz? Biz güçlü yönlerimizi ve ülkenin aydınlık kısmına fokus olmaya başlayalım dedik. Orada da iki şey çıktı bizim gözümüzde. Bir dedik tasarruf işi. Ülkenin büyümesi için tasarrufları bizim arttırmamız lazım dedik. Çünkü bütün bu Avrupa'da da gördüğümüz yüksek tasarruf sayesinde bu pandemi dönemini birçok Avrupa ülkesi ekonomik anlamda daha iyi atlatıyor diyebiliriz. Ülkemizdeki tasarrufları nasıl arttırırız dedik ve bu tarafa fokuslandık. Yani biz şahane harcama günleri değil, şahane tasarruf günleri kampanyaları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar, herkesin gücü yettiği kadar tasarruf etmesini şey yapıyoruz. Tabii biz burada akıllı tasarruf diyoruz veya akıllı harcama. Veri bir tüketim olması lazım ki ekonominin de çarkları dönsün. Ama ihtiyacı olmayan harcamaya başladığı zaman, o zaman az bulunan malın fiyatı talep enflasyonuyla yükselmeye başlıyor. O zaman da ihtiyacı olan kesimlerin satın alma şeyi azalmaya başlıyor. Bunu da istemiyoruz. Yani ihtiyacı olan kesimlerin alması için fiyat dengesi çok önemli. Bunlara da enflasyon deniyor zaten. Bu tasarrufun dışında dış ticaret kısmına geleyim. Tamamıyla dış ticareti nasıl destekleyebiliriz gibi bir şeyimiz var. Formasyonumuz var ve kendimize böyle bir motto edindik diyebilirim. Bununla beraber geçen sene pandemiden itibaren örneğin hemen hemen her hafta dış ticaret toplantıları düzenledik. Her şehirde, her bölgede ticaret odaları, sanayi odaları, o şehrin büyükleriyle beraber buluşuyoruz. Önce Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisi, onların tamamıyla hedef piyasalarındaki ürünlerindeki büyümeler, küçülmeler, ham madde fiyatları veya taşıma, lojistik gibi konuları konuşuyoruz. Onlara nasıl destek olabiliriz diye bakıyoruz. Ve bu tek taraflı değil, tamamıyla dinamik. Onlar da bize sorular soruyor. Biz onlardan öğreniyoruz, onlar bizden öğreniyor. Ve nokta atışı, anahtar teslim, çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bu sadece aracılık etmek değil, gidilen bölgedeki mevzuat desteği vermek, vergisel destek vermek, hukuksal destek vermek, tabii ki ürün desteği vermek gibi konular. Mesela bu sene dış ticaret hattı kurduk. Dış ticaret ve nakit yönetimi hattı kurduk. Telefonla uzmanlarımızla direkt konuşup 7 hafta içi iş saatlerinde istedikleri bölge ve ülke hakkında bilgi alıp çözüm sunmaya çalışacağız. Bizim bu dış ticaret özellikle son dönemde baktığımızda son 3 senede globalleşmeden yerelleşmeye değiştiği için Türkiye'nin biz çok önemli bir fırsat yakaladığını düşünüyoruz. Çünkü Avrupa'ya ve bu Afrika'ya en yakın bölgeyiz. Çok hızlı üretim yapabiliyoruz. Tek bizim fokus olmamız gereken bizce ülke olarak kaliteli üretim, Ar-Ge'li üretim ve markalı üretim diyoruz. O markayı ve oluşturduktan sonrası kolay ve bunu da yapmaya başladık zaten. Zaten yapıyorduk. Daha da iyileştirdiğimizi ben düşünüyorum. Şirketlerimizin de daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi sayısal örnek verirsem bunları yaptık ne oldu? Mesela gayrinakli kredilerimizi %43 büyüttük geçen sene, bir senede. TL ticari kredilerimizi %50 büyüttük.
gücümüz yettiği kadar biz de, Hüseyin Bey bahsetti, kamu çok büyük şey koydu diye, biz de gücümüz yettiği kadar orta küçük özel bank olarak desteklemeye çalıştık piyasayı diyebilirim. Bu çünkü herkes gücü yettiği kadar doğru gördüğü segmentlerde ve müşterilerde elinden gelen her şeyi yaptığını ben düşünüyorum sektör anlamında. Mesela TCMB Reskont kredisi yaklaşık 900 milyon dolar verdik. Yaklaşık 1 milyar dolara yakın TCMB Reskont kredisi verdik. İhracatı fonlamada 12 milyar TL'ye yakın ihracatı fonlama kredileri verdik. Bunların yarısı nakdi, yarısı gayri nakdi. Yani devamlı bu ihracat konusunda biz şey yaptık diyebilirim, gönlümüzü koyduk diyebilirim. Zaten ülkenin öyle bir potansiyeli var. Audi Group da bu konuda iyi. Özellikle Afrika ve Orta Doğu ekseninde en büyük rakibimiz Çin gibi gözüküyor üretim rakibi anlamında. Bizim onlardan çok daha kaliteli, çok daha hızlı, çok daha esnek çalışma modellerimiz var ve bizim burada pay kapabileceğimizi ben düşünüyorum. Bunun üzerine de çalışmalarımız sonsuz devam edecek diyorum. Şeyden de bank olarak da şöyle bir yapımız var. Biz daha çok katılım ve paylaşım ekonomisinin iyi çalışacağını düşünüyoruz. Örneğin bir portföy şirketi kurmadık. Gittik bütün banklarımızın portföy şirketleriyle çalışıp onların fonlarını tasarruf sahiplerine aracılık edebiliyoruz. Ve bunları biz dinamik modellerimizle yapıyoruz. Tabii genç olmanın şöyle bir avantajı var. Yeni banka olduğumuz için bizim sistem altyapımız çok kuvvetli. İnsan kaynaklarımızla hemen hemen bankın %70'i SPKR lisansı, öyle söyleyebilirim. Genel müdürlük çalışanlarımızın %100'ünde SPKR lisansı var. O yüzden tüm bu hem yatırım ürünlerinde hem dış ticaret ürünlerinde oldukça kuvvetli bir insan kaynağı yapımız da var. Bu hem teknolojik altyapı, hem insan kaynağı, hem de belirli bir hedefe fokus olunduktan sonra büyümemek imkansız diyebilirim. Yani biz büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz ama sizin sorunuz ülkenin gerçekleriyle birleşiyor mu dediğinizde bence birebir birleşiyor. Çünkü bizim birinci vazifemiz tasarrufu desteklemek. Yani tasarruf etmek isteyenin önünü bizi açmamız lazım. Ve biz bunu onun yaşına, bireysel segmentasyon diye bir akışımız var. Diyoruz ki her birey bir ayrı bir segmenttir. Genel segment değildir. Her bireyin hayat çizgisi boyunca değişik ihtiyaçları oluyor. Yaş ve aile durumu gereği. İnsanlar, her insan kendi değişiyor zaten. Her sene insanların ihtiyacı farklı ve bu yolculukta biz onları desteklemeye çalışıyoruz. Teknolojik altyapı bize bunu daha fazla yapabilme imkanı vermeye başladı. Bence ikinci bölümde biraz teknoloji konuşursak, bankacılık sektörün en büyük hem müşteri kazanımı hem müşteriye daha kaliteli servis vermek anlamında önünü açacak kısım diye düşünebiliriz diyorum. Çok teşekkür ediyorum Mert Bey. Zaten dediğiniz gibi tüm sektör yardımcı oldu. Zaten 2020 yılında çok yüksek bir kredi ivmesi var. %35 gibi rekor bir seviye yakalandı. Yani tüm oyuncuların burada ciddi bir çabası olduğunu görüyoruz. Şimdi oturumun ilk turunda yöneticilerden biraz hem 2020'yi aldık hem 2021 yılının genel bir çerçevesini çizmiş olduk. Şimdi ikinci turda ben yine bankalarımıza ve başkanımıza genel bir sektör senaryolarını soracağım. Ancak daha orta vadede sadece hedefler ve stratejilerin ötesinde biraz daha dijital bankacılık konuşalım, biraz daha teknolojik yatırımları konuşalım istiyorum. Çünkü baktığımızda şimdi açık bankacılıkla ilgili uygulamalar arttı. Fintech'lerle çalışan pek çok oyuncumuz var. Şimdilerde önümüzde umuyoruz Mayıs'ta devreye girecek olan bir uzaktan müşteri edinimi söz konusu. Bu yeni bir dönem açacak. Tüm bunları da kapsayarak tekrar ikinci turda sorularımın üzerinden geçeceğim. Hüseyin Bey, tüm bu çizilen tabloda sizin sektör için geleceğe dair beklentileriniz nasıl? Daha orta uzun vadede sektör için ne düşünüyorsunuz? 2021 yılının biraz çizdiğiniz senaryolarını, ancak hani burada da eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alabilirim. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bahsettiler. Hem Ümit Bey, Emre Bey, Mert Bey, şimdi elbette sektör gerçekten üzerine düşeni yapıyor. Bankacılıkta üç temel unsur çok önemli. Birisi insan kaynağı, Türkiye'de bu yeterince var, nitelikli, kaliteli. Rekabet ettiğimiz için de hepimiz gelişiyoruz.
Birincisi teknoloji önemli. Biraz sonra değinik konusu yapacağız. Bunu da fevkalade iyi kullanıyoruz. Hatta bana göre çok hızlı yeniliğe adapte oluyoruz. Yani o kadar hızlı olmamıza bile belki gerek yok. Üçüncü unsur ise sermaye. Yani o iki unsuru sermayeyle desteklemediğimiz sürece problemler var. Nedir sermaye? Sektör ekonomi büyümeli, ekonomi para kazanmalı ve burada bankalar da para kazanmalı. Bankalar para kazandıkları zaman ne yapacaklar? Onları kazandıkları parayı öz kaynakların altında muhasebeleştirecekler, sermaye güçlenecek. Sermaye güçlenince sermaye yeterliği büyüyecek. Kredi verme, şokları yönetme, krizleri yönetme konusunda daha güçlü hale geleceğiz. Yani 2010-11'li yıllarda Türk bankacılık sisteminin öz kaynaklarının dolar cinsinden karşılığı 100 milyar dolardı. Bugün baktığımız zaman Türk bankacılık sisteminin öz kaynaklarının dolar cinsinden karşılığı ise 80 milyar dolardır. Ben daha fazla biliyorum, yapmayacağım. Bunları büyütmemiz gerekiyor. Ki o diğer çok yetkin yaptığımız dijital teknolojiyi de çok daha iyi konumlandırıyor. Peki bu konuları destekleyecek eylemlerimiz var mı? Var. Ne demiştik? Sorunlu kredilerimiz %4 civarında. Diyelim ki pandeminin etkisiyle bu 4 oldu, 5 oldu. Oralara geldi. Türkiye'de ki sorunlu kredilerin yaklaşık %72-75'ine sektör karşılık ayırmış. Çok önemli bir karşılık rakamı. Ayrıca yakın izlemede, yani ikinci grup diye adlandırdığımız kredilere de çok ciddi biçimde karşılık ayırmış durumdayız. Bu bizim krizi yönetme konusundaki yetkinliğimizi artırıyor. Bir de bunların her birinin ayrıca da bize teminatları var, maddi teminatları var, rehinler var. Türk bankacılık sisteminin o yönüyle riskleri yönetme ve yavaşlayan öz kaynağı destekleme konusunda bir takım gizli rezervlerini bu vesileyle ifade ettim. Niye bütün bunlardan bahsettim? Ümit Bey de, Mert Bey de aynı şeyi söyledi. Elbette herkes gücü oranında katkıda bulundu. Yani ne kadar öz kaynağınız var, ne kadar gücünüz var onu yapıyor olacaksınız. Yoksa gücünüzün üstünde bir şey yapmayacaksınız. Sermaye anlamında Türkiye'nin en büyük, en yüksek sermayesine sahibiz. Dolayısıyla reel sektöre, bireylere ve kamuya en çok desteği de bizim vermemiz gerekiyor. Bu eşyanın tabiatına uygun bir durumdu. Yoksa eleştiri anlamında kullanmadım. Biz hepimiz aynı hedef için gayret gösteriyoruz. Şimdi 2020 yılı en kötüyü geçirdik mi? Ya ben 30 küsur yıldır bu işi yapıyorum. 18 yıldır bu görev yapıyorum. Her bir sonraki sene en kötüyü geride bıraktık diyoruz. Sonra bir sürü şeyler başımıza geliyor. Sürekli bu oluyor. Olacak hayatın içinde. Ölmek de var, doğum da var. Her ikisi de normaldir. En kötüyü geçtiğimizi düşünüyoruz. Peki en kötüyü geçtikten sonra ne yapacağız? Ülkenin büyümesine paralel olmak üzere bankacılık sistemi üzerine düşenleri yerine getirecektir. Ondan kimsenin en ufak şüphesi olmasın. Bunu yaparken, tabii biz bunu, bütün bunları yaparken reel sektöre de bir takım tavsiyelerimiz olacak. Türkiye'de firmaları fakir, kişileri zengin yapan, kişileri güçlü yapan yapıdan yavaş yavaş sıyrılın. İş adamlarımızın kazandıklarının kendi yaptıkları işte kalmasını temin edecek teşvikler yapmak. Hem beyinsel bir transformasyon, hem vergisel avantajlar, teşviklerin böyle olması lazım. Sürekli yabancı parayla, sürekli borçlanarak dünyada küresel anlamda rekabet etmek çok daha zorlu hale geliyor. Öz kaynakla iş yapmayı teşvik etmemiz lazım. Şimdi hep eleştiriyoruz, bankacılık sektörü şu kadar kazandı. Peki hangi öz kaynakla kazandı? Bankacılık sisteminde var olan öz kaynak Türkiye'de hangi sektörde var? Yani, o zaman
Elbette yatta alalım, katta alalım, uçakta alalım ya bunları, yani bunlar olmasın demiyoruz. Ama onun yanında bunları götürüp mutlaka dükkanımıza, işletmemize öz kaynak olarak koy. Bunu koyduğumuz zaman riskleri paylaşıyoruz. Daha zor bir döneme, daha rekabetçi bir ortama gidiyoruz. Dolayısıyla bu ortamda sadece bizim güçlü olmamız yetmiyor, firmaların da dayanıklı ve dirençli olması gerekiyor. Biz firmalar olmadıkça biz de olmuyoruz. Biz olmadığımız zaman onlar da olmuyor. Ülke olmadığı zaman hiçbirimiz olmuyor. Demek ki o zaman ülke büyüdük şekilde. Ümit Bey bahsetti. %5'ler ve daha sonrası artısı bekleniyor. Biz bunu finanse ediyor olacağız. Kendi ulusal para cinsimizden tasarrufları artıracak mutlaka bir yol, bir yöntem bulmak durumundayız. Bu çok önemli bir şey. Bir de her şeyi bankacılık sisteminden bekliyoruz. Şimdi Mert Bey dedi, tamam bankanın çalışanların 1/4, 2/3 SPK lisansı. Peki SPK'nın payı ne ülkede sermaye piyasası? Ne yapmış? Yani şimdi bak bir eleştiri olarak söylemiyorum. Her şey bizim üstümüzde. Yani az verdin, çok verdin. Ücret komisyon aldık, kabul ediyoruz da. Yani sermaye piyasalarını ben 10 senedir geliştirmeliyiz diye diyorum. Mutlaka geliştir. Ama bakınız biz milli geliriyle mukayese ettiğimiz zaman bankacılık sektörü daha hızlı büyüyor. O zaman sermaye piyasalarında ülkenin büyümesine yakınsak bir büyümeyi sağlaması lazım. Benim bildiğim bir alan değil. Ama o arkadaşlar mutlaka gayret gösteriyorlardır. Ellerine sağlık, katkı verenlere müteşekkiriz. Ama sermaye piyasaları konusunda daha çok gayret etmemiz gerekiyor. Bütün bunları yaptığımız zaman dediğimiz gibi yeni nesil, teknolojiye yatkın, yaratıcılığımız var, insanımız da iyi kullanıyor. Şöyle bakalım, Ziraat Bankası'nın müşteri yaş ortalamasına baktığımız zaman daha olgun yaştaki müşterilerin bulunduğu bir bölüm. Öyle yaşlı ifadesini kullanmadım, dikkatinizi çekerim, daha olgun. Ama bizim müşterilerimizin ki burada biz mesela emekli müşterilerimizin memur kesimi de var bizde, işçi kesimi de var, esnaf kesimi de var. Her kesim dijitali, teknoloji mükemmel kullanıyor. Fevkalade iyi kullanıyor. Hatta belki bir bölümünü biz kullanamıyoruz, üretiyoruz. Bankada tembellik yapıyoruz ama müşteri daha iyi kullanıyor. Eksiğimiz yok, fazlamız var. Genç bankalar daha yetkin. Biz de biraz geç kalmıştık Ziraat olarak. Onları yenilemiştik. Bugün 12 milyon, 13 milyon mobil müşterimiz. Bu rekor bir müşteri sayısıdır. Hakeza internet öyle. Ziraat Türkiye'de en çok şubesi olan banka. 2000'li şubeli banka diyorduk. Şimdi onu kullanmamaya başladık. Hatta büyük kentlerde büyük çok katlı şubelerden daha butik şubelere dönüşüyoruz. Çünkü operasyonları artık şubede yapmamaya başladık. Artık makineye her şey yüklenmiş durumda. Belki 3-5 sonra sektörde de öyle olacak ama Ziraat'ın o büyük şubelerinden bir tane bankocu, efendim bir tane arka ofisi yapan, iki tane satışçılığı, yani satış yapan arkadaşlardan bir şekil dörtlü, beşli, küçük, çok sayıda butik şube görebileceğiz. Ama biz ülkenin bölgesel gelişmişlik düzeyinde dikkate alarak yapacağız. Belki Ankara'da, İstanbul'da çok gelişmiş bölgelerde teknolojiyi daha çok kullanıp, işsizliğin daha çok yoğun olduğu, daha gelişmekte olan bölgelerimizde daha insan gücüne dayalı çalışmaya devam ediyor olabiliriz. Bu belki realiteyle de daha uygun olabilir. Bu konuda sektör rekabet ortamında birbirlerine olumlu yönde katkı veriyor. Biz de buna katkı vermeye devam ediyor olacağız. Herhalde bir de kıt olan kaynaklarımızı doğru yerlere kullanma konusunda daha gayretli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye herkesin cazip bulabileceği bir coğrafya. Bu konuda yurt dışı yatırımcılarımıza ülkemizi daha doğru, daha iyi anlatmamız gerekiyor. Özetle. Büyüme konusunda ülkenin herhangi bir sorunu olmayacaktır. 2021 yılında sektör bunu destekleyecektir. Teknolojiyle, insan kaynağıyla
ve sermayesiyle. Reel sektörümüzün de daha çok dışa satım konusunda gayretli olmasını da teşvik ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Hüseyin Bey. Gerçekten bu pandemi dönemi her yaştan, her kesimden dijital bankacılığa girişi sağladı. Her yaşta bunu bir şekilde öğrenir oldu. Ümit Bey'e geçmek istiyorum. Aslında demin biraz giriş yaptınız ama ben girişim bankacılığında ve dijital bankacılıkta sizin ciddi hedefleriniz olduğunu biliyorum. Hem burada biraz detay alabilir miyiz? Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Hangi alanlarda büyüyeceksiniz? Burada ne gibi yeni gelişmeler olacak? Bir de bankacılığın bu önümüzdeki 2-3 yıl içinde nasıl bir evrim geçireceğini düşünüyorsunuz? Teknoloji tarafında, dijital tarafta neler görmeye başlayacağız biz? Teşekkür ediyorum. Ben espriyle karışık başlayayım. Bizim en büyük amacımız başkanımızın bankası Ziraat Bankası'nı geçmek. Bunu başardığımızda gayet iyi bir yere geleceğiz diyorum. Başkan mütevazi davrandı. Gerçekten de kamu bankalarında büyük bir değişim var. Buradan da onu rahatlıkla söyleyebilirim. Hem Bankalar Birliği'nde kendisinin koordinasyonunu da görüyoruz. Genel olarak bu koordinasyonu sağlaması Türk ekonomisinin bu süreçleri rahat atlatmasına da yardımcı oldu. Bunu neden söyledim? Kamu özel birbiriyle rekabet içinde, her anlamda rekabet içinde ama ülke ekonomisi söz konusu olduğunda herkes el ele. Biz bunu hep beraber sağladık diye düşünüyorum. Şimdi dijital dünyaya gelince dijital dünya gerçekten bence içinde bilinmezleri çok barındıran bir dünya. Bunu neden söylüyorum? Hepimiz klasik yöntemlerle gidiyoruz. Klasik yöntemlerimiz nedir? Diyoruz ki müşteri bir süre sonra dijitale gidecek. Şimdi demin de konusu geçti. Müşteri zaten dijitale gelmiş durumda. Yani dijitaldeki servisinizi nasıl yapacaksınız? Bu servisteki kaliteyi nasıl sağlayacaksınız? Ve bence en çok bu aralar hepimizin karşılaştığı sorunlar güvenliği nasıl sağlayacaksınız? Siber güvenliği nasıl sağlayacaksınız? Müşteri kalitesi, hizmeti nasıl sağlayacaksınız? Şimdi böyle baktığımızda biz Türkiye'de mobil aplikasyonlarda lider bankalardan birisi diyebilirim. Bunu neden söylüyorum? İşte sosyal medyada, çeşitli alanlarda baktığımızda bizim mobil aplikasyonumuzun adı CepTetep sürekli ismi geçiyor. Ve ben müşterinin CepTetep kullanış hızını da sürekli ölçmeye çalışıyorum. 2 milyona yakın müşteri aktif olarak bizim aplikasyonlarımızı kullanıyor. Şimdi 2 milyon sizin için bir rakam olmayabilir ama bizim yaklaşık 2,5 milyon aktif müşterimiz var. Bir sürü banka bir şey söyleyebilir. Yani kayıtlı müşteri sayısını söyleyebilir ama bu işlerde en önemli olan aktif müşteridir. Yani gelip sizde iş yapan, kanallarınızı kullanan aktif müşteridir. Böyle baktığınızda 2 milyonu aktif olarak bizim CepTetep'imizi, internetimizi kullanır vaziyette. İşin diğer bir boyutu, özellikle 2020'de baktım ben, her sene %30 tekil müşteri geliyor bu konuda. Yani ciddi anlamda bir artış var. Şimdi bu müşterilere nasıl hizmet vereceksiniz? Biz 2-3 sene evvel hizmetleri birleştirme fikriyle yola çıkmıştık. Bundan kastım şu. Hepimizin şube sayılarında bir optimizasyona gitmesi gerekiyor. Çünkü hepimiz operasyonları daha merkezi hale getirdik. Teknoloji yatırımları yaptık. O nedenle daha büyük bir sürü kağıt işinin olduğu, işte bürokrasinin olduğu operasyonlardan daha küçük şubelere doğru dönmeye başladık. Şimdi bu şubelere dönüşü de yaparken aslında fiziki olarak müşterinin hala şubeye gitme ihtiyacı var. Ya kartını almak için gidiyor, ya bazı dokümantasyonları vermek için gidiyor, regülasyon ıslak imzasını al diyor, işte çeklerini vermeye gidiyor. Biz o zaman 4-5 senedir bir yatırım yapıyorduk. Son 3 senedir de o yatırım meyvelerini alıyoruz. Kendi gelişmiş makinalarımızı yaptık. Bunları biz turbo makineler diye adlandırıyoruz şu anda. Bu turbo makinelerde herhangi bir gişede yapabildiğiniz işlemlerin %85-%90'ını yapıyorsunuz. Bu bize pandemi döneminde de çok yardımcı oldu. Çünkü insan kontağından daha çok makine insan kontağı olduğu için müşterilerimiz kendilerini güvende hissettiler ve bu makineleri oldukça yoğun bir şekilde kullandılar.
Son iki senedir de bu makinaları Türkiye genelinde yaymaya başladık. Şu anda 29 ilde var. Yakında 130-140 şubemizde bu makinalara ulaşmış olacağız. Bizim şube ağımızın da yaklaşık %25-%30'u bu makinalarla donanmış olacak. Bunu da bu sene içinde planlıyoruz. Müşteri hizmet almaya devam ediyor. Müşteri hizmet alırken sadece bankacılık hizmetlerini de alayımın dışında başka şeylere ihtiyacı olmaya başladı. Kastım şudur, pazar yerleri çıktı. Bu pazar yerleriyle entegrasyonu nasıl sağlayacaksınız? Tedarik finansmanını bunun üzerine nasıl koyacaksınız? Yani bankacılık sektörünün bunlar üzerinde çok yoğun çalışması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra bununla ilgili regülasyona nasıl sunacaksınız? Bir taraftan bizler güven kurumlarıyız. Ödemeler bizden güvenli bir şekilde devam ediyor. Ama dünya değişiyor. Ödeme şirketleri geliyor. Onların rekabetleri geliyor. Biz onlara nasıl adapte olacağız? Onlar bize nasıl adapte olacak? Bunlar önümüzdeki yeni karşılaşacağımız rekabet koşulları, İngilizce tabiriyle challenge'lar. Yani bunları bir şekilde aşmamız gerekiyor. Bir taraftan da Türkiye'yi eğer biz daha ileri platformlarda taşımak istiyorsak, herkes kendi sektörü açısından bakarak bu sektördeki insanlarla ya işbirliği yapıyor ya da onların girişimlerini destekliyor. Yani biz birçok fintech'i ve teknoloji şirketini kurduğumuz girişim evleriyle destekliyoruz ki bizim girişim evlerinin 8. yılı. 2013'ten beri girişim evleri projemizi hayata geçirmiş durumdayız. Bunu da İhracatçılar Meclisimizle beraber yapıyoruz. Bir sürü startup'ı, girişimciyi orada dinliyoruz. Onların girişimlerine destek oluyoruz. Onların dünyaya açılmalarına yardımcı oluyoruz. Bunların içinde çok 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 başarılı olanlar da var. İsim de vermeyeceğim. Oyun dünyasında başarılı olanlar var. İhracat yapanlar oldukça fazla. Orada ümit verici bir durum var. Ama başkan bir şey söyledi. Ben oraya geri dönmek istiyorum müsaadenizle. Sermaye piyasaları gelişmeden çok problem yaşarız. Çünkü bunları destekleyebilmek için bankaların finansman gücüne ihtiyacınız var ama sermayedara, bu işlere sermaye yatıracak insanlara ya da bunların hissesini alacak insanlara da ihtiyaç var. Bugün yurt dışında Amerika'da, burada isim kullanabilirim, Tesla diye baktığınız şirketin son 5-10 yılındaki bilanço kar zararına bakın. Bilanço kar zararı o kadar parlak değil. Hatta zararda. Ama yatırımcı onun yaptığı işin ileride verimli olacağını düşündüğü sürece sermaye piyasası bu tür girişimleri destekliyor. Bunun önemine inanalım. Sermaye piyasaları olmadan bu işte sadece %60'ı var. Ve öyle bir dönem gelecek ki aslında o %60, %40'a düşüp sermaye piyasaları bu işleri taşımalı. Yani %100 oralardan gelmeli. O fikirleri destekleyecek insanlar yatırım yapmalı. Evet, biz melek yatırımcıları koyduk. O melek yatırımcılar arkasına geliyor ama bu ortamı büyütmemiz lazım. Dijitale dönersek, bir kere şube optimizasyonu bankacılık sektöründe bana kaçınılmaz gibi geliyor. Yani şube optimizasyonundan da kastettim şunu, şöyle düşünmeyelim. Yani ben kendi ölçeğimden konuşacağım. Ben 500'e yakın şubesi olan bir bankayım. Bu 500 şubenin de optimum olduğunu düşünüyorum. Neden optimum olduğunu düşünüyorum? Çünkü her ilde bir şube, birkaç şubeye ihtiyacınız var. Büyük illerde daha fazla şubeye ihtiyacınız var. Türkiye'deki büyük bir kurumsal firma size Türkiye'de bir iş verdiğinde orada şube olup olmadığını soruyor. Niye? İşte kamyonla mal götürüyor orada, orada çekine ulaşması lazım, oradaki tedarikçiye bir mal bırakıyor, size sizden bankacılık hizmeti istiyor. Bunların bir kısmını dijitalle yapabilirsiniz ama hala fiziki şubelere ihtiyacınız var. Yani görünen o ki aslında bankacılık sektörü buralarda bir optimizasyon sağlayacak. Ama bir taraftan da dijital işi geliştirmesi gerekecek. Dijital işin gelişebilmesi için de regülasyon şart. Bugün hala biz yok ıslak imza alacağız, yok onun dışında bir şey kabul etmiyoruz dersek biz gelişemeyiz. Ama BDDK'mız, düzenleyici otoritelerimiz de bence çok çok ilerlemiş durumda.
İşte bunun da örneği uzaktan erişim, müşteri erişimini göreceksiniz. Mayıs'tan itibaren biz %100 hazır durumdayız ve bunu da hayata geçireceğiz diye düşünüyorum. Dijital kimliklerimizi kullanabileceğiz. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti kimlikleri bu işlerde kullanılır olacak. Türkiye hem e-devlet açısından hem de bu dijital altyapısı açısından rakiplerine göre fersah fersah üstün. Bunu nerede görüyoruz? Bugün sizin de arkadaşlarınız, bizim de çalışanlarımız, müşterilerimiz, herkes COVID oldu. Nasıl izlediğini devletinde görüyoruz. Gayet iyi izleniyor. Kendimiz de izleyebiliyoruz. Bütün informasyona da sahibiz. Bu anlamda iyi bir altyapımız var. İşte bunu biraz daha yukarıya taşımamız gerekecek. Sermaye piyasalarını ekleyeceğiz. Biz bankacılık olarak dijital yatırım yapacağız ama getireceğiz. Rekabet çok fazla. Biz ilk üçün içinde olduğumuzu düşünüyoruz dijital platformlarımızda. Ama ilk üçün içinde kalmak çok zor. Yani bu zorluğu da biliyoruz. O nedenle sürekli de yaratıcı olmaya çalışıyoruz. Bir ekosistem oluşturarak, startupları bünyemize katarak, fintechlerle beraber işbirliği yaparak bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de herkes dijitali kullanabiliyor. Yaş grubu diye hiçbir şey yok. Yani size kamera kayıtlarını göstereyim. Yani 60'da kullanıyor, 70'de kullanıyor, 18'de kullanıyor, herkes kullanıyor. Gayet yetkin bir insan gücümüz var. Korkmadan buralara yatırım yapmamız gerekiyor. Çok teşekkürler Ümit Bey. Gerçekten bankalar elinden gelen tüm desteği veriyor fintech ekosisteminin büyümesi için. Hem yatırım yapıyorlar hem işbirlikleri kuruyorlar. Yani gördüğümüz tüm haberlerde bunu fark ediyoruz. Emre Bey'e dönmek istiyorum yeniden. Emre Bey, ilk turda sizden biraz daha genel bir yanıt aldım ama şimdi biraz banka olarak sizin Türkiye pazarındaki önceliklerinizi alabilir miyim? Siz 2021 yılında neler yapmayı planlıyorsunuz? Ajandanızda neler olacak ana başlıklarınız? Bir de yine size aynı şekilde dijital tarafta bu fintechlerle olan işbirliklerinde neler yaptığınızı da alabilirsem çok sevineceğim. Tabii ki Elçin Hanım. Ya şöyle, biz City olarak misyonumuz çerçevesinde dünyada güçlü olduğumuz alanlarda biriktirdiğimiz tecrübelerin ışığında diyelim, Türkiye önceliklerimizi belirlemeye çalışıyoruz. City dünyanın 100'den fazla ülkesinde faaliyet gösteriyor. Bugün günde yaklaşık 4 ile 6 trilyon dolar arasında para akışına aracılık ediyor. Dünya ticaretine bir anlamda çok yüksek oranda aracılık ediyoruz. Biz daha belki yıllarda olduğu gibi yine Türkiye'de bu global ağımız ile müşterilerimize nasıl katma değer sağlayabileceğiz, o alanlara odaklanıyoruz. Önümüzdeki dönemde kendimize belirlediğimiz 3 tane öncelik var. Bunlardan ilk bölümde de konuştuk. Türk şirketlerinin, çok uluslu olsun, Türk ortaklı olsun, dünya ticaretinden ve tedarik zincirinden daha fazla pay almaları için destek olmak. İkinci önceliğimiz yine bizim misyonumuz gereği yabancı yatırımları Türkiye'ye çekmek, aracılık etmek, onları servis etmek. Üçüncüsü de geleceğiz, daha büyük konuşuruz. Yani dijital alanlardaki müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına çözümler sunmak. Şimdi ilk önceliğimiz dedik, ilk bölümde de konuştuk. Hızla globalleşen bir dünya var. Türk şirketlerin dünya ticaretinden, tedarik zincirinden daha fazla pay almalarına destek olmak var. Hüseyin Bey çok güzel bahsetti. İhracatın artması için müşterilerimizi desteklemek, dünyanın en büyük ekonomilerine baktığınız zaman aynı zamanda ihracatı da en büyük şekilde yapan ülkeler, katma değeri üreten ülkeler. Dolayısıyla buraya yoğunlaşmak, açıkçası Türkiye'nin buradaki güçlü kaslarını kullanıyor olmak, buna aracılık etmek bizim için bir numaralı öncelik. Diğer bir önceliğimiz yabancı yatırımları konuştuk. Bu konuda yabancı yatırımcılarla düzenli bir araya gelip Türkiye'nin dinamiklerini en yetkin ağızlarından anlatmak etkili oluyor. Geçen senelerde bunu sıklıkla yaptık. Devam ettirmek istiyoruz. Aynı zamanda İstanbul Finans Merkezi projesi gibi böyle ülkenin vizyonuna katkı sağlayacağını düşündüğümüz projelerde elimizden ne katkı geliyorsa sağlamayı hedefliyoruz. Buralarda da kendi banka içinde görev güçleri kurduk. Hakikaten hükümetimizde de bakanlığımızda yakın çalışmalarımız var.
Şimdi üçüncü bacak, dijital dönüşüm. Şimdi tabii dijitalleşme çok geniş bir kavram. Biz genelde bugüne kadar daha çok kendi konvansiyonel sektörlerimizde, ki buna kısmen bankacılık da dahil, müşteri deneyimini iyileştirmek, gelişmek, geliştirmek, değişen müşteri ihtiyaçlarına, kanallarına ayak uydurmak, maliyet avantajı sağlamak için kendi banka içi operasyonlarımızı, platformlarımızı otomize etmek, iyileştirmeyi konuştuk, konuşuyoruz. Bunun benzeri alt kırılımları başka sektörlerde, başka oyuncularda da devam ediyor. İşte e-ticaretin sonuçta hani çok öne çıkmasıyla alakalı hemen hemen tüm firmalar buralara yatırım yaptılar. Şimdi bunların hepsi çok değerli, gerekli çabalar. Ama ben biraz yavaş yavaş artık geleceği kurgulamamız gerektiğini, bu kapsamda Türk bankacıları olarak biz ne yapabiliriz? Ülkenin altyapı platformlarına ne gibi bir vizyon ve yön verebiliriz? Bunu biraz tartışmak gerektiğini düşünüyoruz. Bunu yaparken biraz dünya örneklerinin, iyi dünya örneklerinin bize ne ifade ettiğini, bunlar açısından hani Türkiye'ye uyarlanabilecekleri alalım, uyarlanmayacakları bir kenarda bırakalım, bunlar tartışılsın istiyoruz. Şimdi bu altyapı regülasyon uygulamalarında neler var ki, bizim düzenleyici kurulumuz da artık bunları bir takvime bağlamaya başladı. Değişimin ayak seslerini çok net duyuyoruz son 2-3 ayda. Özellikle Avrupa'da gelişen bir open banking, açık bankacılık standartlarının regülasyonla düzenlemeleri var. Siz bahsettiğiniz fintechlerin, bankaların ön yüzü gibi çalıştığı iş ortaklığı modelleri var. Gelişen API ekonomileri var. Bu API ekonomilerinin yarattığı ekosistemler var. Bu ekosistemlerin arkasında çalışan 7/24 instant, anında ödeme sistemleri var. Bu ödeme sistemlerinin üzerine kurgulanmış iş modelleri var. Sırf bu 7/24 çalışan bir ödeme sistemi olduğu için gelişen endüstriler var. İşte all digital bank dediğimiz, tamamen dijital, ofisi, şubesi olmayan, ofisi olabilir de şubesi olmayan diyelim, bankalar gelecek hayatımıza. Bu İngiltere piyasasında bunlar şu anda bile %15-20 banka piyasasından büyüklüklere ulaştılar. Şimdi sermaye piyasalarını konuşuyoruz. Sermayeyi tabana yaymak, halka yaymak, bunun önceliğinde çok hani kitlesel fonlama platformlarının kanalıyla crowdfunding dediğimiz iş modelleri var. Bizim bildiğimiz anlamda bir, açıkçası hani bankacılık iş modeline tehlike de oluşturuyor bunların bazıları. Ama Ümit Bey bahsetti, yani biz bu açıkçası challenge'ı, tehlikeyi biraz hani hoş geldin diyoruz. Yani başımızın üstüne diyoruz. Türkiye'de zaten bankalar çok uzun yıllardır büyük büyük fintechler gibi çalışıyor. Ben oradaki çeviklikleri bu piyasanın yeterince geliştirdiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Emre Bey. Biraz zamanımızda kısıtlama oldu. O yüzden hemen son soru için geçmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Son sorum size Mert Bey. Yine paralel bir soru olacak aslında. Sizin 2021 için aslında hedeflerinizi biraz aldık. Sizin nasıl bir planlamanız var bu yıl için? Siz de teknoloji şirketlerine yatırım yapıyorsunuz. Hani hem o açıdan nasıl olacak, hem de teknoloji, dijitalleşme alanında nasıl yatırımlarınız var? Sizden de bir iki dakikada, üç dakikada alabilirsem çok sevineceğim. Erşin Hanım, Hüseyin Bey, Sayın Başkan çok önemli bir şey söyledi. O üçlüyü ben sevdim, onu müsaadesiyle birçok yerde kullanırım. Bu sermaye, insan, teknoloji dedi. Ben bu zaten bütün sektörün en büyük yatırım yaptığı kısım. O bir de dedi ki sermayeyi koy nereye kadar? Biz Odia Bank olarak 7 senede 1.4 milyar dolar yatırım yapmışız. Bankamıza sermaye koymuşuz. Ve hiç de kar payı falan almamışız bu seneye kadar. Bankacılık sistemi zaten senelerdir kar payı falan pek almıyor. Yani kazandığımızı içeri koyuyoruz. Bu bizim sermaye desteğimiz. Ama ve lakin Hüseyin Bey'in dediği gibi bu sadece bankaların koyacağı sermaye ile olacak gibi değil. Daha hızlı ve daha kaliteli büyüyeceksek herkesin bu sermaye koyma işine çok çok önem vermesi gerekiyor ki sermaye piyasaları da bir büyüyecek. Yani insanların sermaye koyması gerekiyor ki sermaye piyasası büyüsün. Biraz orada tavuk yumurta şeyi var, değişimi var. İkinci söylemek istediğim, bu işin büyümesi için hem bankacılığın hem dış ticaret işlemlerinin hem reel kesimin bizim mevduat, regülasyon, vergi sistemleri ve hukuk sisteminin üstünde çok çalışmamız gerekiyor.
Özellikle bu daha öngörülebilir olması gerekiyor. Bu konuda da birçok çalışma da var esasında, yapılıyor da. Ama buradaki tabii son 3-4 senedir piyasadaki dalgalanmalardan dolayı, biliyorsunuz 3 sene önce Amerika'da faizler 4-5-6 olacak deniyordu, sonra sıfıra düştü. Şimdi gene Amerika'da faizler 2 mi olacak, 3 mi olacak diye başladı. Ana dalga esasında Amerika, Rusya, Çin eksenindeki rekabetten dolayı bizler de o fırtına içinde kendimize yön bulmaya çalışıyoruz. Ama bu 4 ana şeyin mutlaka daha da gelişmesi gerekiyor. Yani mevzuat, regülasyon, vergi sistemleri, ürünler üzerindeki vergi sistemleri ve hukuk sisteminde bu ürünleri tanıyıp herhangi bir anlaşmazlık durumunda hızlı çözüme ulaştırması. Biz banka olarak tabii ilk yapan olamıyoruz çünkü bu konuda çok iyi bankalarımız ve kurumlarımız var. Seçtiğimiz ürünlerde mümkün oldukça en iyi yapan olmayı fokuslanmış durumdayız. Burada da büyük bankalar ve büyük şirketlerin yanında çözüm ortağı olmak gibi bir stratejimiz var. O yüzden diyorum platformlar dediğim tüm bu bankacılık sistemi, reel kesim, şirketler, onun içinde biz kendi bilgi ve deneyimimize ne katkıda bulunabiliriz gibi bir stratejimiz var. Bugüne kadar da sağ olsunlar, onlar da bize müsaade etti. Biz de kendi bilgi ve deneyimimizi masaya koyabildik. O sayede de büyümeye devam ediyoruz. Bu platform ve ekosistem kısmında çok katkımız olacağını da ben düşünüyorum. Dijital kısım hepimizin için çok önemli. Ümit Bey orta bir bankayız dedi, 550 şubesiyle. Biz 48 şubemizde neredeyiz, ona göre değerlenmek lazım ama biz görünenden fazlasıyız diyoruz. Her yerdeyiz gibi bir motivimiz var. Biz fizi dijital diye bir konsept uyguluyoruz. Ya hem fiziksel hem dijital. Mesela bir banko şubemiz var. Bir şube kodu var. Gerçek şube. Aradığınız zaman arkadaşlar direkt çıkıyor. Bir şubenin yapabileceği her şeyi oturduğunuz yerde birebir şubedeki arkadaşla konuşur gibi yapabiliyorsunuz. Görüntülü konuşma şeklinde yapabiliyorsunuz isterseniz. Call center gibi benziyor ama değil. Hem görüntülü var hem de tüm şube işlemlerini yapabiliyor. Biliyorsunuz call center, yani çağrı merkezleri her işlemi yapamıyor. Bu her işlemi yapabilen şubelerimiz var. Özellikle uzaktan hesap açma şeyi de başladıktan sonra biz şu ana kadar olamadığımız şube şehirlere de girme imkanını elde edeceğiz ve kendi uzmanlıklarımızı verebildiğimiz kadar, gücümüz yettiği kadar oradaki müşterilerimize de sunmaya çalışacağız. Bence bu bizim gibi bankalar için, daha genç, daha yeni bankalar için, tabii büyük bankalarımızın da müsaade ettiği oranda ufak destekleyici bir tat bırakacağımızı düşünüyorum. Çünkü o az önce bahsettiğim gibi tüm sistemin tüm ürünlerini o arkadaşlar sayesinde birleştirip size özel ürünler haline getirip öneri şeklinde sunabiliyoruz. Bunu da zaten müşteriler tatmaya başladığı zaman biz daha çok referans sistemiyle büyümeye başladık. Çok çok ilginç bir yapımız var. Bir de şöyle bir güzelliğimiz var. Genç olduğunuz zaman yanlış da yapabiliyorsunuz. Bazen tam istediğini anlamayabiliyorsunuz. Müşteriler sizi geliştiriyor. Dinlemeye de çok açığız, gelişmeye de çok açığız. Bir de tabii müşterilerimizin çoğu öbür bankalarda da hesabı olduğu için onlar da gördükleri en güzel şeyleri bizden de bekliyorlar. En güzel uygulamayı, en güzel FX platformlarını, en güzel FTG, Birman'ı, Swift'i veya diş ticaret platformlarını istiyorlar. Biz de bunları birleştirip onlara göre daha farklı bir tat kurmak için hep beraber çalışıyoruz. İnşallah bir sene sonra büyük sürprizlerimiz de olacak bu dijital konusunda diyeyim. Harika, çok teşekkür ediyorum Mert Bey. Bir 4-5 dakika geçtik programımıza. Ben tüm panelistlerime öncelikle teşekkür ediyorum zaman ayırdıkları için. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir zirveyle devam ederiz.